Evet, Samimi Haber'den, Z raporundan ve altını çizelim Ankara'dan herkese merhaba. Ankara deyince elbette ki akla siyaset geliyor. Bizler de açıkçası takip etmekte zorlanıyoruz. Gelişmeler var, özellikle yerel seçimlere doğru giderken. Artık şu anda çok fazla ittifak cümlesi kurulmuyor, daha çok işbirliği deniliyor. Bu minvalde görüşmeler var. Özgür Özel ve Meral Akşener bir araya geldi. Biliyorsunuz daha öncesinde Meral Akşener parti olarak tek başına yerel seçimlere gideceklerini beyan etmişti ki bununla birlikte pek çok isim bunu gerekçe göstererek İyi Parti'den istifa etmişti. Fakat bugün geldiğimizde Özgür Özel ve Akşener görüşmesinin ardından yapılan açıklamada Akşener bu talebi genel idari kurula götüreceğini ve tartışacaklarını söyledi. Meral Akşener fikir değiştirmiş gibi görünüyor. Fikrinin değiştirmesinin nedeni özellikle son dönemde İyi Parti'de ortaya çıkan iddialar, tartışmalar mı, istifalar mı bilemiyoruz ama şunu çok net görebildik. Akşener'in beden dili bunu çok göstermese de sözlerinde, üslubunda bir yumuşama olduğunu ve işbirliğine daha sıcak baktığını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Konumla bu konulara detaylandıracağız. Evet, Suat Özçelebi, siyasal iletişim uzmanı. Hoş geldiniz Suat Bey. Merhaba Zübeyde Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Aslında ben böyle küçük bir değinmeye çalıştım. Özgür Özel ve Akşener buluşmasını sonrasında yapılan açıklamaları. Siz bu çerçevede bu tabloya baktığınızda nasıl okuyorsunuz? Özellikle kısa bir süre önce bu durumu gerekçe göstererek istifa eden İyi Partiler olduğunu düşündüğümüzde. Şimdi şöyle bir durum var. Sayın Akşener'in bu 81 ilde kendi adaylarıyla girme yaklaşımını tümüyle bir rafa kaldıracağını ve Cumhuriyet Halk Partisi ile adına ittifak ya da işbirliği diyelim. Ben yeni işbirliği modelleri diyorum buna. Tümüyle geliştireceğini söylemek güç. Aynı şekilde Genel İdare Kurulu'nda da belli iller konusunun belki gündeme gelmesi söz konusu. Yoksa İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında yeniden bir adına ittifak benzeri ya da tümüyle işbirliği gibi bir sürecin artık gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Bununla ilişkin Sayın Akşener'in genel yaklaşımlarında da ben açıkçası çok yumuşama olduğunu düşünmüyorum. Yani en azından mesela yeni seçilmiş bir genel başkan olarak Sayın Özel'i kendisi ziyaret edebilirdi, etmedi. Kendisini ziyarete geldiği sırada kapıda karşılayabilirdi, karşılamadı. Dolayısıyla bu ve benzeri bir takım mesajlar siyasette nezaket sınırlarının içinde önemlidir ve dolayısıyla da bu süreci ve bu sürecin beraber götürülmesi konusunda çok sıcak baktığını düşünmüyorum. Ancak işte hep konuştuğumuz, uzun zamandır dile getirdiğimiz bir takım matematiksel zorunluluklar var. Ve yerel seçimleri de bir Türkiye seçimi gibi algılamamak gerekir. Yani Türkiye seçimindeki gibi bir ittifak, bir ortak masa, o masada bir takım genel başkanlar ve aktörler, öyle algılamamak gerekir. Ve şu anda geldiğimiz nokta bizi daha çok çeşitli kentlerde, ilçelerde, beldelerde, olabilirse bir büyük şehirlerde işbirliklerinin olabilme olasılığını gösteriyor. Yoksa tümüyle bir artık birlikte yol yürüme, birlikte seçime gitme gibi bir olasılık ortadan kalktı. Ben son görüşme ardından Sayın Akşener'in baştan reddederek bütün sorumluluğu, bütün kamuoyundaki algıyı çok negatif etkilemek istemediğini düşünüyorum. Ama Genel İdare Kurulu'nda belli kentlerde, belli şekillerde Sayın Genel Başkan'a görüşme yetkisinin verilmesi gibi bir süreç. Yani bu süreci tam yetkiyle Sayın Genel Başkan Genel İdare Kurulu'na sormaksızın bundan sonraki süreçte götürebilir gibi bir yetkiyle Sayın Akşener'e İstanbul, Ankara, belki başka bir takım ilçeler konusunda burada çeşitli büyük şehirlerde işbirlikleri olursa belli ilçelerde İyi Parti'nin desteklenmesi biçiminde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından çeşitli işbirlikleri formülleri yaratılabilir. Ancak bu Genel İdare Kurulu'ndan diyelim ki böyle bir şey çıkmadı. Yani biz yolumuza devam edeceğiz. 81 ilde adaylarımızı, ilçelerde adaylarımızı göstereceğiz dense dahi hani bu ünlü klasik söz var ya, artık klasikler arasına girdi. Siyasette 24 saat uzundur meselesi. Adaylaşma Zübeyde Hanım Şubat ayında netleşecek. Yani adaylar
Yüksek Seçim Kurulu tarafından Şubat ayında netleştirilecek. Dolayısıyla Şubat'a çok var ve bu süreçte daha biz bu konu çok su kaldırır. Bu konuyu daha çok konuşmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Adaylar evet daha süreç var ama kulislerde isimler konuşuluyor. AK Parti'nin evet. İstanbul adayının Murat Kurum olacağı iddiası var. Ankara'da da eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ismi geçiyor. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada yerel seçimlere hazırlık yapmaya başladıklarını ifade etti. Bu isimler sizce mümkün müdür? Ben şöyle düşündüm. Bu isimlerin değil farklı isimlerin aday olabileceğini düşünüyorum İstanbul ve Ankara için özellikle. Sanki bu isimler biraz daha dikkatleri farklı yöne çekmek için kulislere fısıldanmış gibi düşünüyorum. Ben siz nasıl okursunuz bunu? Şimdi çok fazla gerçekten aday var ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kadar çok aday olmasının ya da bu kadar çok ismin konuşulmasının sebebi de aslında Sayın İmamoğlu'yla ve Sayın Yavaş'la baş edebileceğini düşündüğü bir aday bulamadığının bir göstergesi bu. Eğer zaten böyle bir isim kendisinin de çok güvendiği, kazanacağından emin olduğu bir isim bulsaydı biz şu anda o ismi konuşuyor olurduk. Yani onu çoktan ilan etmiş ve o konuda mesafe almaya çalışıyor olurdu. Ancak ben dediğiniz isimlerin birer olasılık olduğunu, dediğiniz gibi çok güçlü olmadıklarını düşünüyorum. Ama Murat Kurum meselesi İstanbul için bir çaresizlik ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Yani İstanbul'a gerçekten Ekrem İmamoğlu'yla AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın baş edeceği bir aday bulmakta. Orada keza Sayın Cumhurbaşkanı kendisi de bir aday gibi davranacak olmasına rağmen kamuoyunun önüne Ekrem İmamoğlu'nun alternatifi gibi sunulabilecek bir adayı bulamamanın sıkıntısının hala sürdüğünü söylemek mümkün. Murat Kurum burada sözü geçen işte Tevfik Göksu gibi eski Ulaştırma Bakanı gibi bir takım isimlere göre daha önde gibi duruyor. Ama dediğiniz gibi ben de bu isimlerin öyle çok da kesinleşmiş isimler olmadığını artık belli bir çaresizlik hissedilirse bu isime özellikle Murat Kurum'a başvurulabileceğini düşünüyorum. MHP ve AKP arasında bir gerilim olduğu iddia ediliyordu. Bir araya geldi iki genel başkan ve bugün Cumhurbaşkanı biz ittifakımızı çok güçlü bir şekilde sürdüreceğiz tarzında açıklamalar yaptı. Gerçekten bir gerilim var mı sizce? Bu gerilim bertaraf edilmeye mi çalışılıyor yoksa Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi hiçbir problem yok, her şey güllük gülistanlık mı? Her şeyin güllük gülistanlık olması herhangi bir koalisyonda, hele iki farklı akımsa bunlar, yani Milliyetçi Hareket Partisi gibi köklü Türkiye'de milliyetçiliği temsil eden bir siyasal akımla biraz daha merkeze yakın işte muhafazakar demokrat diye kendini konumlamaya çalışan AK Parti gibi bir süreçte her iki partinin %100 her konuda anlaşması mümkün değil. Şu anda bir zorunluluklar ittifakı var ve her ikisi de bu zorunlulukların kendilerini bir araya getirdiğini, bunun bozulması halinde hani bu win-win meselesinin, kazan-kazan gibi kurulan meselenin tamamen kaybet-kaybete dönüşeceğini biliyorlar. Ve o yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Bahçeli de aslında bu konuda titizler. Yalnız bu %50+1 meselesinde Sayın Bahçeli bu konunun kendisi açısından ve şu anda uygulanan Cumhurbaşkanlığı hükümeti rejimi açısından temel demokratik meşruiyetin ana kaynaklarından biri olarak görüldüğü için bu tutumda bir ödün veremeyeceğini, bu tutumdan vazgeçemeyeceğinin altını çizdi. Bu da zaten Sayın Cumhurbaşkanı açısından çok hayati bir mesele değil Zübeyde Hanım. Oradaki hayati mesele, hatta Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin şu anda anayasal çerçevede de tek hayati meselesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki dönem kısıtını nasıl aşacağı meselesidir. Ve Sayın Bahçeli bu konu tartışılırken yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin bu rejimin henüz demlenmediğini, bir demlenme süreci olduğunu, işte siyaseten, fikri olarak bir sürü süreç yaşanacağını ve ona dayalı bir takım değişikliklerin de rahatlıkla yapılabileceğini söyledi. Yani asıl mesele olan konuda Sayın Bahçeli'nin bir açık kapı bıraktığını söylemek mümkün. Dolayısıyla AK Parti ile MHP arasında hele seçime giderken
Böyle bir ayrışmanın yaşanacağını, kamuoyuna bunun tümüyle yansıyacağını asla düşünmüyorum. Tam tersine bu birlik görüntüsünü adaylaşmalarda da göstereceklerdir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne çeşitli büyük şehirlerdeki adaylaşma süreçlerinde AK Parti kimi zaman aday göstermeyerek, kimi zaman kendisinin belli ilçelerde aday gösterip büyük şehirlere aday vermeyerek destekleyeceğini düşünüyorum. Bunun aynısı Milliyetçi Hareket Partisi için de geçerli. Dolayısıyla örneğin İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi, işte Silivri'de biliyorsunuz bir belediye başkanlığı var. Bunun sürdürülmesi ve onun ötesinde büyükşehirde, Ankara'da veya başka yerlerde AK Parti'ye zarar verebilecek bir takım adaylaşmaları gerçekleştirmeyeceğini düşünüyorum. Özetle her iki parti de şu anda aslında Millet İttifakı bileşenleri olarak daha önce muhalefetin bir arada olma ve seçimi kazanma politikasını tamamen Cumhur İttifakı içselleştirmiş ve başarıyla götürüyor gözüküyor. Dolayısıyla bu muhalefet açısından tabii ki çok büyük bir dezavantaja dönüşüyor. Aslında bu soracağım soru böyle iki parçalı bir soru olacak ama cevabını en merak ettiğim sorulardan biri. Birincisi CHP seçimde, yani genel olarak yerel seçimde bir başarısızlık elde edip İstanbul seçimlerini kazanırsa, yani İmamoğlu tekrar İBB başkanı seçilirse, Özgür Özel'le arasında yaşanacak olan durum nasıl olur? Ya da tam tersini düşünelim, CHP genel yerel seçimlerde bir başarı kazanıp oyunu yükseltti ve İBB'yi kaybetti diyelim. Bu senaryoda CHP'yi ne bekliyor sizce? Şimdi şu olasılığı çok görmediğimi söyleyeyim hemen en başta. İstanbul'u kaybedip Türkiye'de kazanmak mümkün değil. Yani matematiksel olarak da mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir formülün oluşması çok zor. Ama dediğiniz türde olsun, yani İstanbul kazanılsın ama işte 11 büyük şehri yönetiyor şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun işte 5'ini, 6'sını, 7'sini kaybetsin. Buradaki süreçte tabii ki sadece Sayın İmamoğlu ile Sayın Özel açısından değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel ve temel politikalar açısından, siyasi aktörler açısından bir ciddi sorgulama başlayacaktır. Çünkü değişim diye nitelenen ve bu değişim gerçekleşirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ivme kazanacağı, hatta Sayın Özel'in dediğine göre önce %30'lara sonra %35'lere kadar partiyi çıkartma hedefinin gerçekleşmesi için 2024 bir çıkış noktası olacak niteliğinde bir yaklaşımı vardı. Bu tabii çok büyük bir tartışmalara yol açar ve parti de yeniden biz bir kurultay, yeni bir hesap verme süreci görebiliriz. Ki Sayın Özel aslında buna yakın açıklamalarda yaptı Zübeyde Hanım. Yani eğer ben bir biçimde başarısız olursam hiç bahane bulmam, giderim kurultaya, o kurultayda bunun hesabını veririm dedi. Dolayısıyla bu süreçler işleyecektir ama görev paylaşımı diyelim biz buna, adına görev paylaşımı diyelim. Şu anda bu paylaşımda Sayın Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Sayın Ekrem İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Seçildiği andan itibaren kendisi bu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını götürecek. Sayın Özel de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu sürece devam edecek 2028'e kadar. Ama ben bu sürecin Sayın İmamoğlu açısından 2028'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığından çok 2028 Cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sürece yöneleceğini, bunu bu sürecin inşa edileceğini, konumlandırmasının Sayın İmamoğlu açısından böyle gerçekleşeceğini düşünüyorum. Dönüp yerel seçimlere baktığımızda bütün partiler kendi adaylarıyla, kendi listeleriyle gireceklerini söylüyorlar. Özellikle ben şunu merak ediyorum. Altılı Masa'nın küçük ortakları Saadet, Deva ve Gelecek Partisi de aynı şekilde kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi. Yanlış hatırlamıyorsam Saadet ve Gelecek bazı noktalarda, bazı yerlerde ortaklaşabileceklerini ifade ettiler. Bir evet. İş birliği içerisine girilmez ise bu küçük partilerin şansı nedir yerel seçimlerde? Şimdi burada zaten enteresan bir görüntü çıkacak. Bu güzel bir soru. Yani şöyle bir durumla karşılaşacağız. Parlamentoda 10 milletvekili, 15 milletvekili, hatta grubu olan siyasi partilerin belki 1, belki 3, belki 5 tane belediyeyi kazandığını göreceğiz.
belki %1'lerde, 1,5'larda, belki maksimum %2'lerde oylarını göreceğiz. Dolayısıyla burada ne kadar iyi adaylar saptayabilirlerse partiden çok, yani bir Deva Partisi gerçeği, bir Gelecek Partisi gerçeğinden çok, ki Saadet aslında daha köklü ve belli bir geleneğe sahip, adaylaşma ve seçim kazanma potansiyeli onun belli yerlerde net. Ama onun üzerine ne ekleyebilir? Orada da bir soru işareti var. Ben bu sürecin parlamento yerel yönetim çelişkisinin daha da belirginleşmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu partilere verdiği 39 milletvekillerinin aslında bu siyasi partilere ne kadar büyük bir konfor alanı yarattığını da sorgulama ve yeniden tartışma zeminine gireceğimizi düşünüyorum. Ama benim genel beklentim, bu partilerin toplamının %2-3 civarında bir oya, maksimum 4 civarında bir oya saplanacağını, bunların da bazı beldeler ve ilçeler dışında, örneğin bir ilin, bir büyük şehrin kazanılması gibi bir şeyi kesinlikle sağlamayacağını düşünüyorum. Ama burada şunu da belirteyim. Deva için, gelecek için, saadet için söylediğimiz bu şeyin aslında İyi Parti için gerçekleşme olasılığı da çok yüksek Zübeyde Hanım. Çünkü İyi Parti'de belli illerde, belli ilçelerde çok güçlü bir siyasi parti değil. Yani mesela HEDEP gibi değil. HEDEP bugün işte Mardin'de, Van'da, Diyarbakır'da çok ekstra bir şey olmazsa bunların büyük şehirlerini ve birçok ilçesini kazanabilecek güçte. Ama İyi Parti için rahatlıkla böyle bir şey söyleyemiyoruz. Dolayısıyla bu işbirliği veya bu işbirliği modeli geliştirme İyi Parti açısından bu anlamda da hayati. Çünkü bunları yaptığında mesela bazı yerlerde CHP'li aday çıkarılmayıp İyi Parti adayı desteklendiğinde ancak kazanabilme şansı var. Dolayısıyla hani bu gitte negatif bir şey çıksa bile seçime yaklaştığımız tarihlerde bu işbirliklerinin biraz daha gündeme geleceğini düşünüyorum. Ama en önemlisi demin söylediğim gibi aday. Yani iyi adaylar bulabilirlerse bu partiler beklenenden biraz daha yukarıda bir performans gösterebilirler. Ama toplamlarının, İyi Parti'yi dışarıda bırakıyorum tabii, yani %3'ü 4'ü geçme olasılığı yok görünüyor. Peki son olarak geçtiğimiz bir iki gün önceydi galiba, Tanju Özcan CHP'ye geri döndü ve Özgür Özel'in şöyle bir açıklaması vardı ki genel başkan biliyorsunuz. Ben evet. Arayıp genel başkanıma sordum. Eğer olmaz deseydi Tanju Özcan'ın geri dönmesine ben de uygun görmezdim dedi. Bu biraz sorumluluktan kaçış değil miydi sizce? Çünkü Tanju Özcan çok tartışmalı bir isim. Çok fazla tepki verilecek bir isim, ki öyle de oldu. Orada topu Kılıçdaroğlu'nun kucağına bırakmak biraz sorumluluktan kaçmak değil miydi sizce? Çok güzel. Tamamen analizinize katılıyorum. Sayın Genel Başkan'ı arayıp böyle bir soruyla muhatap bile kılınmamalıydı. Ben de tamamen o kanaatteyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şeye hayır demeyeceğinin de bilindiğini düşünüyorum. Böyle bir durumda hiçbir genel başkan o eski defterleri karıştırıp ne kadar hakaretamiz ve ne kadar, hani çok hafif olacak bu söyleyeceğim ama, hiç şık olmayan bu tutumların kendisine sorulduğunda verebileceği cevabın ne olacağını üç aşağı biz beş yukarı biliyoruz. Ama Sayın Özel, hani bu ünlü bir beyaz sayfa açma, işte 100. yılın getirdiği bir af duygusu vesaire gibi gerekçelerle böyle bir affa gitti. Ancak ben tabii ki bunun temelde doğru olmadığını düşünüyorum. Açık yüreklilikle bunu söyleyebilirim ve paylaşabilirim. Kimse kimseye zorunlu değil. Hele Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve onun genel başkanına, genel merkezin önüne otobüs çekip üzerinden koltuk atan bir kişinin, bu düzeyde siyaset yapan bir kişinin varlığı ya da yokluğu meselesinin Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok da önemli olmadığını düşünüyorum. Ama tabii biz dışarıdan yorumcuyuz. Sayın Genel Başkan bunu böyle değerlendirmiş, böyle uygun görmüş olabilir. Ama ben Cumhuriyet Halk Partilerin çoğunda bu geri dönüşün öyle çok da
hani bir sevinç yarattığını zannetmiyorum. Daha çok büyük bir burukluk yarattığını düşünüyorum. Bu konuda ben de sizinle hemfikirim. Çok teşekkür ediyorum sorularımı yanıtladığınız için, ayrıca zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim Zübeyde Hanım. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Çok çok teşekkürler. Evet, Ankara siyaseti, yerel seçimler, genel başkanların buluşması, yerel seçimlerde olası işbirlikleri, ittifak demiyoruz. Çünkü yerel seçimlerde resmi bir zeminde bir ittifaktan söz etmek mümkün değil. O yüzden daha çok işbirliğinden bahsediliyor. Bugün Akşener ve Özel görüşmesi vardı. Akşener'in uslubunun yumuşadığını düşündüm, ifade ettim ama Suat Bey öyle düşünmediğini, belki de mevcut koşullarda Akşener'in böyle davranması gerektiği için davrandığını ifade etti. Elbette ki görünen şu: eğer yerel seçimlerde kazanmak istiyorsanız muhakkak ki bazı yerlerde, bazı noktalarda, bazı belediyelerde işbirliği yapmak zorundasınız. Öbür türlü çok da fazla şansınız olmuyor. MHP ve AKP arasında bir gerilim olduğu iddiası vardı, biliyorsunuz. Oysa ki iki genel başkan yan yana geldi ve Cumhurbaşkanı da yapmış olduğu açıklamada ittifaklarının çok güçlü bir şekilde ilerlediğini ifade etti ve özellikle büyük şehirlere önem verdiğini, yerel seçimlerin startının verildiğini bildirdi. Bakalım muhalefet partileri neler yapacak? Önümüzdeki günlerde tabii bu süreç daha da çok şekillenecek. Şimdiden isimler üzerinde konuşmak biraz erken olsa da yer yer kulis bilgilerinde isimler fısıldanıyor. Ama bu süreçte fısıldanan isimlerin çok da gerçeği yansıttığını düşünmüyorum ben. Çünkü bazen 5 dakika sonra bile o isim değişebiliyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Her kulağa fısıldananı beyan etmemek, açıklamamak gerekiyor. Biraz beklemekte, biraz sakinlikte fayda olduğunu düşünüyorum deyip yayını da yavaş yavaş noktalıyorum. Kendinize iyi bakın diyelim ve hoşça kalın.